İstanbul'da baraj doluluk oranları Ocak ayında %30'un altına düşmüştü. Son günlerde yağan yağmurlarla birlikte baraj doluluk oranlarında da bir yükselme yaşandı. Peki doluluk oranı ne seviyede? Yaz için bir risk oluşur mu? CNN Türk muhabiri Samet Güner, CNN Türk meteoroloji danışmanı Orhan Şen'le aktardı. Yaşanan iklim değişikliği aslında en çok yağışların azalmasıyla birlikte hissediliyor. Bunu söyleyebiliriz ki bu yağışların azalması baraj doluluk oranlarını da oldukça düşürdü. İstanbul'da baraj doluluk oranları yazın neredeyse %20'lere kadar gerilemişti ama bugün itibariyle baktığımızda %49,31 İstanbul'daki baraj doluluk oranı. Peki önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Bu %49,31'lik doluluk oranı yaz için güzel bir haber mi? Şimdi onu konuşacağız. Yanımızda CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen var. Hocam %49'lar artık %49,31 oldu. Bu yaz için güzel haber mi? Hala kuraklık riski devam ediyor. Evet, yani bu haber bizim için güzel bir haber değil esasında. Yani baktığımız zaman en azından suyumuz var diyoruz barajlarımızda ama önümüz yaz olduğu için bu güzel bir haber değil. Biz zaten bunu Şubat ve Mart ayında %50 ile biz bu seneyi kapatırız demiştik, %50 doluluk oranıyla. Hakikaten tam isabet olarak tutturduk esasında. Geçen seneki %80'e yakın bir doluluk oranı vardı. Demek ki %30'luk bir daha düşük bir geçen seneye göre bir doluluk oranı var. Şimdi bu en top seviyedir. Yani en yukarıdaki seviyedir %50. Bundan sonra yukarıya çıkmaz bu doluluk oranı. Bundan sonra aşağı doğru inmeye başlayacak. Yani önümüzde ne var? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 4 ay var. 4 ayda aylık takriben aylık %5 ile %6 yüzdelik oranda düşüş olur yaz aylarında. Çünkü bu yaz aylarında buharlaşma kayıpları çok kuvvetli olur. 4 aylık bir dönemde 4x6 %25'lik bir düşüş olduğu takdirde ne olacak? Bu %25 seviyesine düşeceğiz. Bu %25 seviyesi Ekim ayına %25 seviyesine girersek bu gene tehlike çanlarını çalacak. O nedenden dolayı yani bu sevinemiyoruz çok fazla ama çok fazla da üzülemiyoruz. Yani %30'larda girseydik çok felaket, afet bir duruma düşerdik. Ama dediğim gibi artık yağan yağışlar artık bunu yükseltmeyecek. En top seviyesi %50'den aşağı doğru inmeye başlayacağız. Takribi %25-%30 arasında mevsime gireceğiz. Çok kısa risk var diyorsunuz. Önlemler ne alınmalı? Hangi önlemler alınmalı? Hem belediye olarak, hükümet olarak belki de hem de biz bireysel olarak çok kısa. Çok kısa olarak söyleyeyim, bir defa su yönetimini iyi yapmamız lazım. Yani barajlardaki suyun yönetimini iyi yapacağız. Bir defa vatandaş olarak suyumuzu iyi kullanacağız. Artık bunları söylemekten bıktık. Yani yok dişimizi yıkarken, yok halı yıkamayalım, yok arabamızı yıkamayalım. Bunlar tamam ama bunun yanında yerel yönetim ve kurumlar olarak da su yönetimini iyi yapmamız lazım. Su yönetimi, evet, mevcut bir suyumuz var ama bunun yanında yağan yağışla toplamamız lazım ki buna biz yağmur hasadı diyoruz. Sünger şehirler yaratmamız lazım. Daha önce de bu konuda CNN Türk'te konuşmuştuk bu konuları. Onlara ağırlık vermemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Aslında baraj doluluk oranları CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'le konuştuk ama çok uzun, üstüne çok düşülmesi gereken bir konu aslında. Çünkü su olmayınca hayat olmuyor diyelim. Hocamız da önlemler alınmalı dedi. Yağmur hasadı yapılmalı dedi. Peki barajlara baktığımızda şunu da söylemek istiyorum. En düşük baraj doluluk oranı olan baraj 13,16 ile Papuçdere. En fazla baraj doluluk oranı olan baraj ise %79,37 ile Ömerli olduğunu söyleyelim ve şimdilik sözü buradan kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu ile birlikte stüdyoya bırakalım ve şunu da hatırlatalım. Suyumuzu dikkatli ve suyumuzu tasarruflu şekilde kullanmalıyız diyelim.